Evet çocuklar, bugün bir deney yapacağız. Bu deneyi ben her sınıfta yapıyorum. Kolaların ve meyve sularının zararlı olduğunu, vücudumuza zarar verdiğini, ayranın, sütün zarar vermediğini, suyun zarar vermediğini kanıtlayıcı bir video çekiyorum. Bunu her sınıfta yapıyorum çocuklar. Şimdi sütü aç bakalım. Şu yumurtayı bardağın içine koyalım. Maşallah öyle bir yumurta koymuşsun. Kocaman yumurta gibi. Şu yumurtanın üstüne sütü boş şey yapmadan boşalt bakalım, dökmeden. Sıkmadan da. Hafif hafif sıkabilirsin. Bir şişe getir. Boşalt, boşalt, boşalt. Yo, yavaş. Yavaş. Oo. Tamam, sakin, sakin. Sakin, her tarafı süt yaptın. Sakin, az daha. Sütler dünyayı ele getiriyor. Yap, yap, yap. Yumurta kaybolana kadar. Yap, 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 yap. Tamam. Thank you. Kalan sütü İçebilirsin. Şimdi gelelim Ara Sefe nerede? Ara Sefe meyve suyu alsın eline. Sen bir geri. Ara Sefe aç meyve suyunu. Ara Sefe süt gibi olma. Ne yapıyorsun? Niye sallıyorsun oğlum? Sen niye daha şey mi olsun diyorsun? Daha zararlı mı olsun diyorsun? Ama bak her tarafı bulaştıracaksın, yavaş sakin. Şuna şu yumurtaya. Adamım diksene kafayı, arkaya gitti. Heh. Bu sefer tırırca. Yavaş bak, devireceğiniz masayı, yavaş. Oğlum itiklemeyin. Yavaş itiklemeyin. Tamam. Tamam. Bunu içme, çöpe at. Evet Ertuğrul. Yumurtayı alalım. Ne kola? Dur, şurada bir yumurta var. Onu. Otur otur. Evet. Hadi bakalım. Aç kolayı. Çocuklar, Coca-Cola almadık. Sebebini biliyorsunuz. İsrail malı almadık. Bir... Tamam. Sallama masayı. Masayı sallama. Tamam. Sakin. Tamam. Sakin. Şuradan bir peçete yeri girelim. Tamam. Ertuğrul. Oğlum çalkalayarak mı geldin? Tamam hadi. Aç. Evet. Tamam. Hadi oğlum. Tamam, kapat şey, doldur bakalım. Sakin bir şekilde doldur. Yavaş, bir asidi kaybolsun, bir bırak bakalım. Yok, kaybolmasın. Bir bekle. İşte Doldur. Asitiyle doldur. Ay yeter. Tamam. Şimdi bu sütle kahve gibi oldu. Öğretmenim, ayran azıcık. Şunu azıcık daha dök. Az daha süt doldur ona. Döküldü herhalde. Dik kafayı, ha. Dikti, kaldır. Tamam. O yumurta herhalde kalkıyor. Havaya şey yapıyor. Ayran açalım. Sen biraz geriye Ertuğrul. Tuğra sen gel bakayım böyle. Tuğra yavaş oğlum, ayranı şimdi saçma her tarafa. Yavaş aç. Tuğra maşallah oğlum. Aferin. Dur sakin.
Sakin. Evet. Tamam, çok güzel. En iyileri bu. Ayran olduğunu nasıl anlayacağız peki? Beyaz. Bu süt, bu ayran. Bu hangisi? Biraz koyu ya. İşaret koyalım. Bir şey ver. Tahta kalemi ver oradan kırmızı. Hayır. Polonya yanında ayran var. Ama karıştı. Süt var. Şuraya bir A yaz bakayım. A. Ayranın A'sı. Büyük A yap. Evet, bu ayran. İçeyim mi? Tamam. Thank you. İçebilirsin. Şimdi çocuklar, buna da su koyacaktık. Bakalım su. Suyu var. Benim suluğumu ver. Benim suluğumu ver. Ben, olsun, benim suluğumu ver. Çok şeffaf. Masama koy. Tamam. Şimdi oturalım çocuklar. Evet, şimdi çocuklar, süt, meyve suyu, kola, ayran, su. Her birinin içinde birer yumurta var. İki hafta süreyle bekleyeceğiz. Yani bu şimdi hemen ortaya çıkacak bir durum değil. İki hafta bekleyeceğiz. İki hafta içerisinde, yani 14-15 gün bu yumurtaların dış yüzeylerini gözlemleyeceğiz. 15 gün civarında, ara tatilden sonraki cuma günü buna bakacağız çocuklar. Bakalım en çok zararı veren hangisi, zarar vermeyen içecek hangisi, meyve suyu gerçekten masum mu? Asıl deneyimiz meyve suyu için. Kolanın zararlı olduğunu zaten biliyoruz ama meyve suyunu o kadar güzel sunuyorlar ki bize. İşte meyve suyu, yok %100 doğal, yok işte portakallı, yok muzlu, yok ballı, yok sütlü, enerji verici. Yani böyle güzel güzel bize sunuyorlar ama bu gerçekten, bu meyve suyu gerçekten mi? Sağlığımıza faydası var mı? Yok mu? Bunu yumurtanın yüzeyinden anlayacağız. Evet. 15 gün sonra görüşürüz. Evet çocuklar, şimdi bir deney yapmıştık. 15 gün geçti, deney yaptık. 15 günün sonunda yumurtaların haline bakacağız. Tabii 15 gün içerisinde sınıf ortamında bulunduğu için süt biraz kokmuş. Ayran da aynı onun gibi. Süt ne kullanmıştık? Süt, ayran, meyve suyu, kola ve su kullanmıştık. 5 yumurta koymuştuk. Getir bakalım. Şimdi çocuklar, bu su... Tamam. Bu kolaydı sanırım. Bu kola. Bu meyve suyu. Şu elimle tuttuğum meyve suyu. Bu ayran. Şu ayran. Evet. Bu da su. Evet. Su. 15 günlük su. Döktüm. Tamam. Güzel. Tamam. Evet. Tamam. Dengesizlik oldu. Dengesizlik oldu. Tamam, tut bakalım kamerayı, tut. Şimdi bunu alıyorum. Evet, suyun içindeki yumurtayı aldım çocuklar. Nasıl? Ya kırma yok. Sadece, hayır hayır. Sadece yumurtayı inceleyelim. Bakın, yumurtanın dışında herhangi bir kirlenme ya da bir bozulma söz konusu mu? Suyun, bakın, en sağlıklısı suymuş içecek olarak. Bunu kanıtlamış olduk. Peki şimdi gelelim ikinci sağlıklı olarak düşündüğümüz süte gelelim. Süt. Süt kokmuş. Sebebi 15 gün dışarıda olduğu için sütün ne kadar faydalı olsa da dışarıda beklenirse çabuk bozulmuş. Evet, bozulmuş ama yumurtaya zarar vermiş mi, ona bakacağız. Vermiş mi? İyi bakın. Ya burası dışarıda kaldığı için normal ama sütün içinde kalan kısma bakın. Nasıl? Pırıl pırıl değil mi? Evet. Sanki yumurta daha güzelleşmiş. Evet. Tamam. Bence süt sınıfı geçti. Gelelim ayrana. İğrenç bir durum şu an. Ayranın dışı iğrenç olmuş ama içi önemli bizim için. Ama çocuklar,
Bence ayranın içi de, bakın içine, pırıl pırıl bir yumurtadan bahsediyoruz. Bakın, tamam, dışı dışarıda kaldığı için ayran da süt de bozuluyor. Bu normal. Ama içine bakın. Tertemiz. Bence temiz. Bu bile şu an kullanılabilir bir yumurta gibi duruyor. Peki gelelim. Ayran zaten yoğurt gibi, ekşi bir yoğurt gibi kokuyor. Şimdi gelelim meyve suyuna. Şu hani çok sevdiğimiz meyve suyu var ya, şu çok sevdiğimiz. Ona bakıyoruz şimdi. Bakalım bu meyve suyu yumurtaya ne yapmış? Evet, yumurtanın halini görüyorsunuz. Bakın. Bak, kaz gitmiyor. Bak, kazıyorum, gitmiyor. Bak. Üzerine yapışmış. İşte bakın, şuralara bakın. Partiküller oluşmuş. Yumurtayı mahvetmiş çocuklar. Çok rezil bir durumda. Meyve suyu. Bakın, hep şekerler elime geliyor. Bak, şekerler. Ve o yabancı maddeler. Yabancı koruyucular falan. Çocuklar, böyle bir şey, böyle bir meyve suyu içmek ister misiniz? Meyve suyunu geçelim. Gelelim kolaya. Evet, şu kolanın sınıftan geçebileceğine inanmıyorum. Evet. Kola bildiğin kahverengi, kömüre dönmüş yumurta ve yüzeyini kaplamış. İşte bu kolayı içersek çocuklar, midemizi de böyle kapkara yapıp kaplayacak demektir ve böyle iğrenç bir hal alacak. Şimdi soruyorum size. Bakın, bir de orijinal değil, bir de orijinal kola olsa daha kötü olacak. Bakın, su. Kola. Kola. Aradaki fark. Bak şimdi. Bak şimdi. Süt. Kola. Süt. Bakın, 15 gün ikisi de içinde bekledi. Peki. Ayran bile. Hazır ayran bile. Evet, ayrana bakın. Hazır ayran bile koladan ve meyve sudan daha iyi. Meyve suyu da çıkartıyorum. İyice rezil oldu ellerim. Evet, meyve suyuna bakın Allah aşkına. Meyve suyu. Kolayla bir farkı yok çocuklar. Meyve suyunun. Ha, bu taze sıkılmış meyve suyu değildi. Neydi? Bu hazır meyve suyuydu. Çocuklar, yumurtaların içini hiç merak etmeyin. Yumurtaların içi iğrenç kokar. Bunu kırsak var ya, sınıfta 10 gün duramayız. O yüzden bunları dökmeden, kırmadan düzgün bir şekilde götüreceğiz. Evet, deneyimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.